Karla karışık yağmurlu bir Paldi akşamından herkese selam dostlar ve Pokemon severler. Sırada Chiyu var. Onun şuraylarını toplayacağız hep birlikte. Haritada neredeyim hemen kısaca bir göstereyim. Bakın şu karlı bölgenin yukarı tarafına doğru. Şöyle yeri de haritada işaretli bir şekilde. Umarım yanılmıyorumdur. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Bu arada hakikaten bir içim titredi. Burada Wigglytuff varmış bir tane. Benim Dex'imde de ekli değil ama yakalamayacağım. Neyse. İkinci shrine'ımıza gideceğiz. Bu arada destek için dostlar söylemeyi unuttum. Sağ alttan bir yerden abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. İkinci shrine'ımız için şöyle haritanın karlı bölgenin aşağı tarafına doğru geldim dostlar. Şu Paldea kraterinin hemen sağına doğru kalıyoruz. Şurada küçük bir yeşillik alan var. Diğer shrine'ımız orada. Bakın şu yukarıda bir ağaç görünüyor ya. Onun yakınında bir yerlerde. Hemen oraya doğru çıkmaya çalışacağım ama yani rezalet bir şekilde çabalıyorum. Ve sonunda ulaştık shrine'a. Sırada Chiyu için 3. shrine'ımız var. Bunu da aldık. Şöyle hemen haritamızı açalım. Sıradaki shrine'ımız da şu Glacedo Mountain'ın Glacedo Mountain Watch Tower'dan dostlar. Doğarsanız, daha doğrusu uçarsanız oraya böyle daha iyi ulaşırsınız. Lokasyonu ben haritada işaretledim. Şöyle karşıya doğru bir süzüleceğiz. Şu ilk baştaki yeşillik alanda olması lazım. Şuradan kendimizi salacağız. Biraz böyle üzerine doğru gideyim. Tamamdır. Buralarda bir yerlerde. Bakın ağacın dibinde gördüm bile. Hop. Bu shrine'ımızı da hemen alıyoruz. Kaldı geriye 5 tane daha shrine. Hemen haritamızı açalım. Sıradaki shrine'ımızı haritada işaretledim. Şöyle gördüğünüz gibi. Yerini de gösteriyorum. Şurada bir tepecik var. Hemen onun üzerinde. Vay, burada da kapışmalar varmış. Bak bunları hep ıskalamışım ben. Tırmanacağım mı kardeşim ya? Ha? Bence uğraştırmasaydın daha iyi olurdu ya. Bazen tutulmuyor çünkü. Evet. Dördüncü shrine'ımızı da aldık. Diğer shrine'a doğru yola çıkıyoruz. Tamamdır. Sıradaki shrine'ımız da işaretlediğimiz lokasyonda dostlar. Böyle kısaca bir gösterdim haritadan. Şu dağa bir tırmanacağız. Sola bomb. İçeriz. Hemen karşımızda. Kaldı geriye 3 shrine diye hatırlıyorum. Hemen tekrar bir haritamızı açalım. Sıradaki shrine'ımız Levincia kasabasının hemen şöyle deniz kıyısına doğru dostlar. Levincia'ya geldik. Atlıyoruz şöyle Miraidon'a. Gidemedim. Kasabanın içine girdik ya. Şu dağı bir tırmanacağız. Hop. Tırmanmaya devam. Burada değil. Bir daha tırmanacağız. Bir sonrakinde en tepeye çıktık ve shrine'ımıza da kavuştuk dostlar. Hop. Teşekkürler. Haritamızı açalım hemen. Son iki shrine kaldı. Bir sonraki shrine'ımız için hemen Levincia kasabasının yukarısına doğru çıkıp dostlar. Yerini burada haritada işaretledim. Şurada gördüğünüz gibi bir
harabe var. O harabelere doğru gideceğiz. Harabeler hemen aşağımızda olması lazım. Şuran buralarda bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Evet, burada. Ve kaldı geriye son bir şirayenimiz. Chiyu'ya yakınız. Tamamdır. Hemen haritamızı açalım. Ve dostlar, son şirayenin olduğu mekana da geldik. Bakın şu East Province'ın sol tarafında. Şuradan North Province Area 2'daki Poke Center'dan uçarsanız şöyle burada bir su birikintisi var. Su birikintisine gelin. Böyle iki tane şelale akıyor. Şuradan yukarı doğru tırmanacağız. Ve bayağı bir sıkıntılı burası. Tepeye doğru tırmanmaya devam. Bakın şurada bir mağara var, gördünüz mü? Bu mağaranın içerisinde bizim bu Chi Yu'nun kapısı var. Ama şuradan çıkmayı başarabilirsek son şirayeni de alacağız. Sonunda başardık. Şirayenimizi alıyoruz öncelikle. Sonra da Chi Yu'nun kapısına doğru gideceğiz. Chi Yu'yu yakalayacağız. Chi Yu'yu ben hiç görmedim. Nasıl bir şey merak ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Şuradan kendimizi bir salalım abi. Bakın şurada bir mağara. Gördüğünüz gibi. İçerisi ana baba günü, suda yüzen Noivern gördüm ya. Ne diyorsunuz buna? Burası bildiğiniz yuvaymış. Hemen şurada bir kayıt alıyorum dostlar. Ne olur ne olmaz. Bunlar benim arkamdan uzaklaşırlarsa hemen boss'u tetikleyeceğim. Felaket bir kalabalık varmış içeride ya. Felaket. Umarım bu da uğraştırmaz. Kolayca yakalanır. Hadi bakalım. Bu ne abi? Balık yapmışlar ya. Kesin ateş türü falan ha bu. Blades of Ruin. Bitter Blade'im kalmamış. Pokemon. Kilowattrol'e geçelim. Vay arkadaş. İlginç. Şunu bir paralyze yapalım öncelikle. Swagger. Atağımızı yükseltti ama kafamızı da karıştırdı. O zaman Thunder Wave. Top atarak başlamadık buna ya. Hata ettim. Hata ettim. Şöyle bir Volt Switch. Umarım öldürmez. Ya Kilowattrol, kafan karışmasın bir kere. Bir tane daha çakarsak öldürmez bence. Nasıl bir Pokemon abi, onu da bilmiyorum ki. Huyu suyu ne? Benim hiçbir fikrim yok. Şimdi tekrar bir Kilowattrol'e geçeceğim. O kafa karışıklığını bir gidermiş olduk. Hem de az vuran bir saldırıyla hasar vurmuş olduk. Türü ateş mi ne? Bunu anlamadım ki. Değişik. Ateş abi. Bunun türü ateş. Volt Switch. Umarım kritik atmayız. Kabul edilebilir bir seviyeye indirdik hocanı. Şimdi yakalayacağız. Hemen Iron Hands'i sahaya davet ediyoruz. Poketoplarını yardırmaya başlıyoruz dostlar. Eğer uzun sürerse şu noktalarda bir yerde ben muhtemelen bir edit atmışımdır. Edit gelebilir buna. Aga
gayret. Uğraştıracak gibi. Ateş ve karanlık mı acaba? Türü ne ki? Hiç bilemedim. Ne düşünüyorsunuz balık hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Aha yakalandı. Tamam uğraştırmadı. Edit'e gerek kalmadı. Chiyu. Şu takımı alalım bir görelim değil mi şu? Bu ne abi? Ateş karanlık. Niye böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişler acaba? Bilemedim. Şöyle. Box. Hemen şuradan kendisini bir takıma davet edelim. Abi burası kaynıyor ya. Dostlar, Chiyu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka bana belirtin. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmanızı da bekliyorum. Sağ alt köşeden bir yerden lütfen abone olmayı unutmayalım. Ayrıca videoya bir de kullanalım şunu ya. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Chiyu ile ilgili özellikle ilginç bir Pokemon'muş. Bayıldım kendilerine. Neyse ben kaçtım.